İkili işlemler örnek soru 6. Bu videomuzda ikili işlemler konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yanda 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarına sahip kümesi üzerinde tanımlı yıldız ikili işlemi veriliyor. Görüyoruz. Buna göre A şıkkında bir yıldız K eşittir 4 olmasını sağlayan K nedir diye bize sorulmuş. Şık şık yaparak ilerleyelim. Şimdi buradaki ilk elemanı buradaki sütun girdilerinde bulacağız. İkinci elemanı satır girdilerinde bulacağız. Bu ikisinin kesişiminin 4 çıktığını biliyoruz. Şimdi bu 1'i işaretleyelim burada. 1 ile yukarıdakilerden hangisi işleme girerse sonuç 4 çıkar. 1'in karşısında gidip 4'ü bulup yukarı çıktığımızda 1 ile kimin işleme girmesi gerektiğini kolayca tespit ederiz. 1'in karşısına gidip 4'ü bulduk, yukarı çıktık, 3. 1, yıldız 3, 4 sonucunu veriyor. Bu nedenle buradaki K'nın 4 olduğu, K'nın 3 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi geçelim B şıkkına. Yıldız işleminin birim elemanı var mıdır? Varsa nedir? Birim eleman hangi elemanla işleme girerse girsin hep diğerinin çıkmasını sağlayan elemandır. Şimdi yani şöyle yazalım kuralında. X yıldız Y, Y demeyelim, birim elemanı E ile gösterelim. Birim elemanımız E eşittir X sonucunu verecek. Bunların yerleri değiştiğinde de aynı şekilde X sonucunu vermeye devam edecek. E yıldız X de X sonucunu verecek. Yani etkisiz elemanın peşindeyiz. İşlem tablolarında, ikili işlem tablolarında birim elemanı bulurken bu satırda yazılmış olan ve sütunda yazılmış olanı içeride arıyoruz. Bunların ikisi de içeride varsa bunların kesişiminde kalan bize birim elemanı verecek. 1, 2, 3, 4, 5'i arıyorum içeride. Şurada. Burada yazan 1, 2, 3, 4, 5'i içeride arıyorum. O da burada. Bu ikisinin kesişiminde kalmış olan eleman 5. İşte bu bizim etkisiz elemanımızdır. Etkisiz eleman yani birim elemanımız 5. Şimdi 5 ile kim işleme girerse girsin hep kendisinin çıktığını göreceğiz. Şuradaki 5 üzerinden gidelim. 1 yıldız 5, 1. 2 yıldız 5, 2. 3 yıldız 5, 3. 4 yıldız 5, 4. 5 yıldız 5, 5. Şimdi bu taraftan gelelim. 5 yıldız 1, 1. 5 yıldız 2, 2. 5 yıldız 3, 3. 5 yıldız 4, 4. 5 yıldız 5, 5. 5 ile diğer hangi eleman işleme girerse girsin hep diğeri çıkıyor. Yani 5 bu ikili işlemde etkisiz yani bizim için birim elemandır. Bu şekilde belirlemiş olduk. C şıkkına gelelim. Yıldız işleminin yutan elemanı var mıdır? Varsa nedir? Yutan eleman hangisiyle işleme girerse girsin hep kendisi çıkacak olan elemandır. X işlem Y sürekli olarak X çıkacak. Bunun gerçekleşmesi içeride tamamen bir satırın ve bir sütunun aynı elemandan oluşmasıyla gerçekleşir. Mesela buradaki sütunun tamamı 2, 2, 2, 2, 2 çıksaydı 2 kimle işleme girerse girsin hep sonucun 2 çıkmasına neden olmuş olurdu ki 2 yutan eleman olma adayı olurdu. Aynı şekilde satırdan da bakmamız gerekir. Satırda da 2, 2, 2, 2 gördüğümüz zaman hem sütunda hem satırda mesela 2, 2, 2, 2 tamamen aynı olsaydı o zaman 2'nin yutan eleman kimle işleme girerse girsin hep kendisi çıkan eleman olduğunu anlardık. Ki burada işlemin içine baktığımızda tamamen aynı elemandan oluşan bir satır veya sütun göremediğimiz için yutan eleman yoktur. 3 elemanının tersi nedir? 3 ile hangi eleman işleme girince buradaki K 3'ün tersini temsil ediyor.
3'ün tersini 3 üzeri eksi 1 ile gösterelim. Ama buraya 3 üzeri eksi 1 yazınca kafamız karışıp da onu 1 bölü 3 gibi işlemlere sokmayalım diye. 3'ün tersini k ile gösterelim. 3 işlem k bize e'yi vermeli. Yani birim elemanı vermeli. Bir elemanla onun tersi işleme girdiğinde birim elemanı veriyorsa o ikisi birbirinin tersidir. Zaten ilginç bir cümle oldu. Boş verelim. 3 ile kim işleme girince birim eleman çıkacak? Birim elemanımız kaç bizim? 5. 3 yıldız k eşittir 5'i arıyoruz. 3 ile ilk yazanı her zaman burada bulacağız. İkinci yazanı burada. 3 ile kim işleme girerse 5 çıkacak. 3'ün karşısında gidelim 5'i bulalım. Şurada. 5'ten yukarıya çıkarsak 2. 3 ile 2 işleme girdiğinde birim elemanı veriyor. Yani bu bize 3 ile 2'nin birbirinin tersi olduğunu gösteriyor. 3'ün tersi 2'dir. Çünkü 3 ile 2 yıldız işlemine göre işleme tabi tutulduğunda sonuç birim elemanı veriyor. Bir işlemde birim eleman olmaz ise ters elemandan da otomatikman bahsedemez duruma geliriz. Ters elemanın varlığı için birim elemanın olmazsa olmaz olduğunun her zaman için farkında olalım. E şıkkına geldiğimizde tersi kendisine eşit olan eleman hangisidir? Yani öyle bir eleman var ki A yıldız A etkisiz elemanı verecek. Tersiyle kendisi aynı. Yani A yıldız A eşittir bize 5'i verecek. 1 yıldız 1 2'yi verdi. 2 yıldız 2 4'ü verdi. 3 yıldız 3 1'i verdi. Hiçbirisi daha etkisizi vermedi. 4 yıldız 4 3'ü verdi. 5 yıldız 5 5'i verdi. Tersi kendisine eşit olan eleman zaten birim elemanın kendisidir. Bu bir bilgidir. Tersi kendisine eşit olan eleman hangisidir diye söylendiği zaman, sorulduğu zaman bize birim elemanın tersi kendisine eşittir. Kendisine eşittir. Hiç yukarıda aramaya girişmemem lazımdı da bu bilgiyi net olarak görelim diye üzerinden yaptım. Yani tersi kendisine eşit olan birim elemandır 5'tir. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.